Bu dünyayı gerçek görürken ve seni bu dünyanın içinde küçücük bir dişli zannederken kendini, senin en sevilen olduğunu unutmuş ve bu gördüğün her şeyin sadece bir oyun olduğunu unutmuşken, nasıl fark ediş doğabilir ki? Bir çocuk oynadığı oyuna oyun olarak bakmayı bırakıp ciddiyetle sarılırsa, oyundan tat alabilir mi ve oynadığı şeyi oynayabilir mi? Ve neyi fark edebilir? Bir çocuğun saflığıyla bakabilir misin? Baktığın çakıl taşlarını gri olarak mı görmektesin yoksa içindeki renkleri fark etmekte misin? Eğer çok ciddi bir şekilde bir inşaat yaptığın zannına düşersen, çakıl taşları senin için sadece inşaatı gerçekleştirebilmek için taşlar olacak ve değersiz olacak. Çünkü senin tek bir gayen var. Yaptığın o küçük inşaatı sonuna gelmek. Ama bir çocuk için oyun oyundur ve kumdan kale yaparken çakıl taşları topluyor ise, çocuk çakıl taşları toplarken çakıl taşlarına tanık olur ve onlarla eğlenir. Yaptığı kumdan kalenin sonunu düşünmez. İnsan hep eylemlerinin sonunu düşünürken eylemi seyretmeyi bırakır. O zaman da bütün çakıl taşlarını gri ve hepsini de aynı görür. Fark edişin olabilmesi için ciddiyeti bırakıp, sevgiye yönelip, her deneyimin sevgiden doğduğunu kabul etmek gerekir. Bir çocuk için tabii ki bu kolaydır çünkü zaten sevdiği şeyi yapmaktadır. Bir yetişkin için zor görünmektedir çünkü sevdiği şeyi yaptığını unutmuştur. Sevmediğin hiçbir şey asla ve asla olmaz. Şimdi sana bunun üzerinden belki bir yardım olur. Belki sana bir pencere açar. Hayat bu kadar karmaşık değildir. Hayat oldukça basittir. Fark ediş zor bir şey değildir. Fark ediş oldukça basittir. Eğer basitte kalırsan fark etmemek mümkün değildir. Eğer hayatı ciddi görürsen ve bir şeyler fark etmem gerekiyor diye fark edişi rahatlık olan fark edişi bile sırtına yeni bir sorumluluk ve yeni bir yük olarak yüklersen, o zaman zaten fark ediş doğmaz. Çünkü fark etmek bile senin için bir araca dönüşmüştür. Sen fark eden biri değilsindir. Sen Tanrı'nın fark edişisindir. Yani Tanrı sen olur ve senin fark edişin olarak nefes alır. Senin gözlerin onun fark edişidir. Senin gördüğün görüntüler senin Tanrı'ya sunduğun hizmettir. Yaşadığın duyguları fark ettiğinde zaten sen bir duygu yaşıyorum ve fark ediyorum değildir. Sen Tanrı'nın var ettiği duyguya doğan fark edişsindir. Yani sen bir şey fark eden bir birey değilsin. Sen Tanrı'nın farkındalığının kendisisin.